Son günlerde zam yağmuru ile karşı karşıyayız. Emekli Sanat Şube Başkanı Meryem Kılıç, temel tüketim malları fiyatlarına yaptığı zamlarla yaşamı çekilmez hale getiren AKP hükümetinin örgütlenme ve hak aramayı bitirmek için yasal düzenleme yaptığını öne sürdü. Sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını engellemeyi hedeflemiştir. Ulus Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Emekli Sanat Şube Başkanı Meryem Kılıç, toplumun uzun süredir hormonlu büyüme rakamları ve hükümet müdahalesiyle düşük gösterilen enflasyon rakamları sayesinde görece iyi görünen bir ekonomik tablo ile uyutulduğunu dile getirdi. Yanlış ekonomik ve siyasi politikaların faturasının her zaman olduğu gibi bir kez daha bu ülkenin emekçi ve yoksul halkına ödetilmiş ve ödetilmeye de devam edileceğini söyledi. Türk toplumu uzun süredir hormonlu bir büyüme rakamları ve hükümet müdahalesiyle düşük gösterilen enflasyon rakamları sayesinde göreceli şekilde iyi görünen bir ekonomik tablo ile uyutulmaktadır. 12 Eylül faşizmiyle başlayan süreç bugün tüm hızıyla devam etmektedir diyen Kılıç, aradan geçen 30 yıla rağmen Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediğinin altını çizerek toplu sözleşme düzenini ve sendikal hakları düzenlemek için hazırlandığı belirtilen toplu iş ilişkileri yasa tasarısının asıl amacı işçileri sendikasızlığa mahkum etmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden bu tasarıya karşı sesini yükselten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak milletvekillerinin dikkatini tasarıdaki antidemokratik düzenlemelere çekmek isteyen DİSK ve Sendikal Güç Birliği platformu üyesi işçilere barikat kurularak ve biber gazı ile saldırılmaktadır. Türkiye artık biber gazı ve gaz bombası dahil polis şiddetinin her türlüsünün her an ölçüsüzce uygulandığı bir ülke haline gelmiştir, dedi. Bu nedenle toplu sözleşme düzenini ve sendikal hakları düzenlemek için hazırlanan toplu iş ilişkileri yasa tasarısının amacı işçileri sendikasızlığa mahkum etmektir. Emekli Sanat Şube Başkanı Meryem Kılıç, toplumun tepkisizliğine güvenen iktidarın zam yağmuru ile karşı karşıya kalındığına dikkati çekti. Emekliye, işçiye, kamu çalışanına %2 ile %4 gibi gülünç oranlarda maaş artışı veren AKP hükümetinin sıra tüketim mallarına zam yapmaya gelince sınır tanımadığını kaydetti. İktidarın işsizlik, açlık ve yoksullukla toplumu teslim alarak Türkiye'yi dikensiz gül bahçesi olarak yerli ve yabancı sermayeye altın tepsi içinde sunmasına hizmet edecek olan tüm politika ve uygulamalarına karşı direnmeye devam edeceklerini bir kez daha dile getirdi. Toplumun geneli artık tepkisiz ve yapılanlara boyun eğer durumdadır. Bu tepkisizliğe güvenen iktidar ise tükettiğimiz temel tüketim mallarına acımasızca zamlar yapmaya devam etmektedir. Kılıç, emekli sen olarak emeklilerin hakları başta olmak üzere emeğiyle yaşayan toplum katmanlarının tamamının haklarını korumak ve içeride dışarıda savaşa hayır demek için tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadeleye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Emeğiyle yaşanan toplum katmanlarının tamamının haklarını korumak, içeride ve dışarıda savaşa hayır demek için tüm emek ve demokrasi güçleriyle beraber mücadelemize devam edeceğiz. Direne, direne, direne.